Merhabalar. Bu videomuzda da senaryo oluşturmayı göstereceğim sizlere Excel üzerinden. Senaryo dediğimiz şey aslında durum analizi yapabilmemize imkan tanıyan bir bölüm. Yani diyelim ki bir veriler var, bir sayı ya sayı elde ediyoruz ya da bir değerleri giriyoruz, malzeme miktarını giriyoruz, ücret giriyoruz, para miktarı giriyoruz ya da herhangi bir miktar giriyoruz. Bunları topluyoruz, toplayarak biz bunları elde ediyoruz diyelim ki. Burada tabii toplamayla yaptığımız işlemlerde, yani bir dışarıdan veri alarak yapacağımız işlemlerde bazen veri kayıplarımız olabilir. Yani herkes katkı sağlayabileceği gibi, herkes katılabileceği gibi katılmayanlar da olabilir. Bu noktada işte en iyi, en kötü durum, orta halli durum, kabul edilebilir bir durum gibi durumlara ilişkin senaryolar hazırlayabilirsiniz. Bu senaryolar hazırlamak için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikli olarak bir tablo yapısı oluşturmamız gerekiyor. Ben şimdi böyle basit bir şey yapıştırdım. A, B, C, D diye bir kategoriler belirledim. Burada senaryo oluşturma alanını hazırladım ve şuraya bir iyi kötü durum senaryolarını gireceğim. Benim bu gireceğim senaryo katılımcı sayısına yönelik bir senaryo oluşturacağım ben burada. İşte bu A eğitimi, B eğitimi, C eğitimi, D eğitimi katılımcıları gibi düşünün. Bu katılımcı sayılarına bakarak toplam kaç kişi katılmış, bununla ilgili bir şey yapacağım. Şimdi verileri gireceğim yüzeyi seçtim. Veri sekmesindeyim. Durum çözümlemesi yazan bölüme geldim. Tıkladım. Senaryo yöneticisine tıkladım ve açıldı. Burada şimdi ben senaryo yöneticisine senaryo ekleyeceğim. Yani ekledim. Mesela kötü senaryo diyelim. Kötü diyelim adına direkt. Tamam diyorum. Şimdi bakın en kötü durumda diyelim ki kursun açılabilmesi için eğitim verebilmesi için 10 kişinin katılması gerekiyorsa işte buraya mesela en kötü durumda 10 kişi diyebiliriz. Ha belki benim şu eğitimde 15 kişiden aşağı katılırsa olmaz diyelim mesela. Dedim. Tamam dedim. Bir tane daha ekliyorum. En iyi senaryo. En iyi diyorum bunun adına da. En iyi dediğim senaryoda da işte örneğin 100'er kişi katılır buna dedim. Tamam diyorum. Bir de işte kabul edilebilir senaryo diyelim. Tamam dedim. İşte buna 50 kişi katılmış, buna 65 kişi katılmış, buna 45, buna da 85 kişi katılıyor gibi. Hadi kabul edilebilir değil de düşürelim birazcık daha. Tamam dedim. Şimdi ne yapmış oldum? Ben senaryolar hazırladım. Yani iyi durumda, kötü durumda, kabul edilebilir durumda neler olur diye bir şey oldu. Ben bunu nerede kullanıyorum? Ben şimdi bir anlatım bir sunum yapıyorum diyelim ki. Ya da durumlara bakmak istiyorum. İşte göstere tıkladım. Evet, en kötü durumda, bakın kötü zaten burada var. En kötü durumda 45 kişi katılabilirmiş. En iyi durumda 450 olabilirmiş. Ya da en büyük şeyde normal düzeyde 185 kişi olabilirmiş gibi bunu görebiliyorum. Ben bunları kapattırsam burada şey kapanır ama durum çözümlemesine girip senaryo yöneticisine girdiğim zaman tekrardan buradan onları ayarlayabilirim. Düzen edersem değerleri düzenleyebilirim. Bu benim ne işime yarıyor? Tamam ben size bu sayılar üzerinden gösterdim ama bunu bazı şeylerin üzerinden çıkarımda bulunmak için de yapabilirsiniz. Yani işte 2009 yılında sayılar böyleymiş, 2010 yılında böyle, 2011-2012'de böyle değil. İşte 2013 yılında böyle olmasını bekliyoruz. 2013 yılında en düşük böyle, en yüksek böyle olmasını bekliyoruz diyebilirsiniz. Ya da örneğin hava durumundan yola çıkarak çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Yani işte hava durumları şöyle şöyle şöyleydi, böyle olabilir denebilir. Ya da değer, para miktarı gelebilir. Yani ihaleye gelecek diyelim ki ihalede çıkabilecek senaryolar. En düşük değerler, veriler bunlar, en yüksekler bunlar. Bunlar çıkabilir gibi ifadeler oluşabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.